Türkiye olarak Fırat'ın doğusundan başlayıp Irak sınırına kadar bütün bu bölgede 450 kilometrelik hat boyunca en az 30 kilometre derinliğine sahip bir güvenli bölge oluşturma teklifimizi 2015 yılında Antalya'da gerçekleştirdiğimiz G20 zirvesinde tüm liderlerle konuştuk, görüştük, onlarla paylaştık. Her ne kadar herkes bu teklifi olumlu karşılamış olsa da maalesef kimse uygulama yönünde bir gayret ortaya koymadı. Şimdi aynı projeyi Amerika ile birlikte konuşuyoruz, gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar yaşanan gelişmeler güvenli bölge kavramı konusunda bizim söylediklerimizle Amerika'nın ifade ettiği arasındaki makasın maalesef çok açık olduğuna işaret ediyor. Gerçi müşterek harekat merkezinin kurulması, İHA ve helikopter uçuşları gibi bir takım müsbet gelişmeler var. Ancak biz doğrudan kendi askerlerimizin güvenli bölgeyi kontrol etmesi dışında bir çözüme rıza gösteremeyiz. Çünkü biz bu bölgeyi sadece güvenli hale getirmekle kalmayacağız. Projemize destek verecek dostlarımızla birlikte burada inşa edeceğimiz yerleşim alanlarıyla ülkemizdeki ve Avrupa'daki Suriyeli kardeşlerimizden önemli bir bölümünün de kendi vatanlarına dönmesini sağlayacağız. Aksi takdirde ülkemizdeki 3 milyon 650 bin Suriyeli sığınmacıyı daha ne kadar yerlerinde tutabileceğimizi bilmiyoruz. Açık konuşuyorum. Fırat'ın doğusundaki tüm sınırlarımız boyunca kurulacak güvenli bölgeyle ilgili çok fazla zamanımız ve sabrımız yoktur. Birkaç hafta içinde askerlerimiz fiilen bu bölgeyi kontrol etmeye başlamazlarsa kendi harekat planlarımızı devreye almaktan başka çaremiz kalmayacaktır. 3 hafta sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle gideceğimiz Amerika'da yapacağımız temaslar bu bakımdan son fırsattır. Bir kez daha tekrarlıyorum. Fırat'ın doğusunda 2-3 hafta içinde kendi belirlediğimiz şartlar dahilinde kendi askerlerimizle fiilen bölgeyi oluşturmaya başlamazsak varsın gerisini karşımızdakiler düşünsün.